Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yine bir cuma öncesinde beraberliğimizin, hasbihalimizin hayırlara vesile olma temennisi ve duasıyla bugün özellikle bu Irak ve Suriye hapishanelerinde olan hanım kardeşlerimiz bağlamında bugün de sözde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Malum liberal ve kapitalist bir algı kendi oluşturmuş olduğu sömürü ağları üzerinden günler üretiyor. Her bir gün aslında üretilen her bir gün istismarın da hangi boyutta olduğunun göstergesidir. Yani üretilen bu tür suni günler ve gündemler aslında yoğun bir gündem saptırmacı olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi ben olaya biraz tabii sadece zulüm üzerinden değil, biraz algı üzerinden de yaklaşmak istiyorum. Allah Azze ve Celle hiçbir insanı, peygamberler müstesna, birbirinden üstün yaratmamıştır. Yani üstünlükle alakalı Allah temel bir kriter ve ölçü koymuştur. Onu da takva olarak belirlemiştir. Takvayı belirlerken de yine burada insanın çabası vardır. Yani inne ekramekum indallahi etkakum. Yani Allah katında en fazla ikrama sahip olacak olan, Allah'tan en fazla korkan, sakınan, Allah'a en iyi kul olmaya çalışandır. Şimdi bizim geleneğimizde hep böyle kadın üzerinden bir algı oluşturulur. İşte İslam'da kadının yeri, işte kadına bakış açımız, kadının toplumdaki yeri falan. Yani böyle bir ikircikli, ikincil bir sınıf algısı vardır aslında. Tabii burada biraz muharref geleneğin yoğun bir etkisi vardır. Yahudi teolojisine göre Adem'in cennetten çıkartılmasının müsebbibi Havva'dır. Dolayısıyla şeytandır. Hatta ilginçtir, Kur'an'ı baştan sona okuyanlar görecekler, Kur'an'da Havva'nın Havva olarak ismi geçmediği gibi Allah Azze ve Celle'nin Havva'yı, yani hanım olarak Adem Aleyhisselam'ın eşini muhatap aldığı, yani ona hitap ettiği, onu kınadığı meselelerde bile ikisi birlikte zikredilir. Yani oradan inin aşağıya gibi. Yani muhatap Adem'dir, suçlu Adem'dir ve Adem üzerinden anlatılır. Tabii bu algı maalesef Müslüman toplumlara da sirayet etti. 1850'li yıllara gelinceye kadar Fransa'da kadın insan mıdır değil midir tartışmaları yapılıyordu. Ve cadı olduğu gerekçesiyle takriben o dönemin enginizasyon mahkemelerinde 50 binin üzerinde kadını cadı olduğu, şeytan olduğu gerekçesiyle öldürdüler. Yani batının kadın tasavvuru bu. Tabii cahiliye toplumunda ise yine kadın ikinci alt bir sınıf olarak, yani erkeğin ihtiyacını gidermek için yaratılmış bir varlık algısı. Konumuz bu değil ama bunu bir müstakil başlıkta konuşabiliriz. Müslümanlardaki cariye algısı, saltanat sürecinde kullanılan cariye algısı maalesef Kur'an ve sünnet bütünlüğünden kopartılarak ifsad edilmiş erkek fenomenini ve Kur'an'a aykırı olabilecek anlayışlarla sürdürülmüş algılardır kardeşler. Bu yönüyle Resulullah Aleyhisselam'ın ağzına ona ait olmayan sözler yerleştirilerek bir erkek oligarşisi oluşturulmuş ve bu yönüyle de kadınlar alt bir sınıf olarak görülmüştür. Ve bugün Batı'nın üretmiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü algısına baktığımızda bugün yaşamın neredeyse büyük bir alanını fıtratının dışında zorlamayla
kadınların iş ve sömürü alanlarında, reklam alanlarında, medya alanında, yani her yerde alabildiğince fütursuzca, hoyratça istismar edildiğini görüyoruz. Bugün kaç kişinin gündeminde vardır bilmiyorum. Buraya bir virgül koyalım. Şu an Suriye ve Irak hapishanelerinde sayısı tam tespit edilememiş ama binlerle, on binlerle ifade edilecek miktarda Müslüman, mümin, muvahhide hanım kardeşlerimiz şu an esaret altındalar. Nasıl bir muameleye tabi tutulduğuyla alakalı maalesef çok iç acıtıcı bilgiler geliyor. Bilgilerde çok sahih olmamakla birlikte zaman zaman çok büyük alanda tahribat oluşturabilecek haberler de geliyor. Ve şu anda bir konvoy oluşturulmaya çalışıldı. Astana görüşmelerinin öncesinde 1 milyon imza toplamaya çalışıyorlar. Toplumda popüler olan, medyatik yönü olan sanatçı, yazar, entelektüel, şarkıcı gibi tipleri konuşturuyorlar. Buraya biraz dikkat çekmek adına. Yanlış hatırlamıyorsam dünkü okuduğum haberlerde henüz daha 200 bini bulmamış imza sayısı ama 1 milyon civarında imza toplanırsa bu gündeme gelecekmiş. Özellikle bu Suriye ve Irak hapishanelerindeki hanım kardeşlerimizin durumunun ne olacağı meselesi. Şimdi batılılara dikkat edin kardeşler. Bir sömürü düzeni kurmuşlar. Ve bu sömürü düzeninin içerisinde artık batıdaki cinsiyet algısı tamamen liberal anlayışlar üzerinden şekillendirilerek neredeyse kadın ve erkeği kırma bir hale getirerek, hani çok affedersiniz bazı farklı cinsleri çiftleştirerek kırmalar oluştururlar. Şu an erkek desen erkek değil, kadın desen kadın değil. Şu an telaffuz etmekte imtina ettiğim bir sürü kavramlar ürettiler. Şimdi oysa ki Allah Azze ve Celle inne ekra yeyhennasu inne halagnakum min zekarin ve unsa. Yani Allah Azze ve Celle hayatta bir nizam kurmuş. Kadını ve erkeği yaratmış. Erkeği ve dişiyi yaratmış. Doğanın, kainatın işleyişi bu. Ve bunu yaratırken de birbiriyle taarruf etmelerini, birbiriyle anlaşmalarını, Rum suresinde birbirleriyle sükun bulmalarını Rabbimiz takdir etmiş. Fakat iş öyle bir boyuta gelmiş ki bakın şu anda Ümraniye'nin şöyle şu ana çarşısındaki dükkanları, iş yerlerini, mağazaları şöyle bir dolaşın kardeşler. Çok basit bir istatistik yapın. 10, 20, 30 tane dükkana girin. Kaç tane erkek çalışıyor, kaç tane hanım çalışıyor? Allahu alem, zannım odur ki, kanaatim odur ki en az 3'te 2'si kadındır. Şimdi geçenlerde Nevzat Tarhan güzel bir yazı yazmıştı. Evde çocuğuna, eşine çay demlemekten, hizmet etmekten imtina eden kadın, modernlik adı altında dışarıda çalışarak yüzlerce erkeğe bir para karşılığı hizmette bulunuyor. Yani çay hazırlıyor, yemek hazırlıyor, bulaşığını yıkıyor, temizliğini yapıyor. Niye? Oradan para kazanıyor algısı. Şimdi tabii biz kadının çalışması meselesini zaruret olursa, fıtrata da mugayir olmadığı sürece bir hanım ailesine katkı sağlamak maksadı ile, ki asıl amaç şudur, kadın dışarıdan çalışıp para kazanmak durumunda değildir. Tabii ben çalışmayı sadece bir para kazanmayla da sınırlandırmayı da doğru görmüyorum. Çünkü bu da biraz kapitalist bir algı. Yani kadın çalışmalı mı? Kadın İslami davada da çalışmalı, ailesini, çocuğunu, sorumluluğunu ihmal etmeden. Değil mi? İslam bir hayattan, nebevi bir hayattan bahsediyoruz. Tabii şimdi
Kapitalizmin çarkları içerisinde sömürü alabildiğince her taraftan kuşatıcı ve yıpratıcı geldiği için erkek tek başına evi geçindiremiyor. Ya da erkek tembellik yapıyor, vefasızlık yapıyor, sorumsuzluk yapıyor. Kur'an'a göre erkek kavvamdır. İslam'a göre kadın ne kadar zengin olursa olsun, babasının ne kadar parası olursa olsun, eve erkek bakmak zorundadır. Hanımının, çocuğunun iaşesini erkek temin etmek zorundadır. Hanım çocuğunu yetiştirecek, eşine hizmet edecek, sosyal bir çevre kuracak. Yani birileri gibi eve hapsedilecek, evden dışarı çıkmayacak, nefes almayacak, camın kenarında durmayacak. Şimdi bu da bir fıtrata müdahaledir. Yani İslami bir hayatın içerisinde olmalıdır. Fakat bizde iş öyle bir noktaya gelmiştir ki, kadının tabii bir de iş gücünde ortaya koyduğu emek erkeğe göre düşük kabul edildiği için sömürüde daha fazla kullanılır. Mesela çok yüksek maaşlara çalışan kadınlar göremezsiniz. İstisnadır. Yani çok çok istisnadır. Tabii Batı toplumlarında ta devlet başkanlığına kadar bile getirilmiştir. İşte Merkel örneği ortadadır kardeşler. Ondan sonra 1969'daki Arap-İsrail savaşlarında o günkü Siyonist Yahudilere 3 günde neredeyse Mısır'ın, Suriye'nin ve Ürdün'ün bütün hava sahasını felç eden, işletilmez hale getiren Siyonistlere zafer kazandıran o günkü ordunun komutanı kimdir biliyor musunuz? Bir Siyonist kadındır, Golda Meir'dir. Yahudi Siyonist bir kadındır. Biz hanımlarımıza daha iki çocuğu bakmayı öğretemiyoruz. Pazardan bir şey almayı öğretemiyoruz. Bir fatura yatırmayı öğretemiyoruz. Yani ifrat ve tefritleri yaşıyoruz birçok alanda. Yani şahsiyetini, mahremiyet bilincini vererek mümin bir kimliğiyle hayatın içerisinde var olmak zorundadır. Tabii imtihan dünyasıdır. Kocası ölmüştür, terk edip gitmiştir, tembellik yapmıştır. Ailesine, çocuklarına birisinin bakması gerekiyordur. Helal ve meşru yol üzerinden bir hanımın bu tür meselelerde çalışması bir zaruret olabilir. Ez-zarureti tubihül mahsurat. Zaruretler özürleri mübah kılar. Ama normal şartlarda kesinlikle ve kesinlikle bir bayan fıtratın dışına çıkmamalıdır kardeşler. Eğitimde meşru yine ölçüler içerisinde değerlendirilmelidir. Bakın bugün kadın haklarından bahsediliyor. Niye sömürdünüz? Tabii Müslümanların yumuşak karnı da daha çok kadınlarla ilgili olan meselelerden Müslümanlar yoğun darbeler yemişlerdir. Mesela milletin arasında çok yaygın olan ama bir türlü de doğru bilmedikleri bir konu vardır. İşte sanki iki kadın bir erkeğe eşittir misali. Bu sadece Bakara suresinin 282. ayetindeki müdayene ayetiyle alakalıdır. Orada da hanımlar ticareti bilmediklerinden dolayı olası bir unutma, yanılmaya, bilmemeye karşı birinin diğerini desteklemesi açısından ilahi bir rahmettir. Yani burada iki kadın şahit aranır. Bir erkeğin yerine ticaretle alakalı olan husustur. Yoksa nikahta veya herhangi bir olayda kadının şahitliği erkeğin şahitliği gibidir. Yani her yerde şahitlik böyle değildir. Kaldı ki hanımlar, yani bir insan hanım ya da erkek olmayı kendi tercih edemediğine göre burada nasıl bir üstünlük ve yerinme duygusu oluşturulabilir? Bu işte tipik bir müşrik cahiliyesi, Mekke şirk cahiliyesinin kronolojik bir algısıdır. Yani bunlar bir sistematik haline dönüştürmüşlerdi. Onun için Kur'an'da kız çocuklarının öldürülmemesi özellikle zikredilir. Yani açlıktan daha ziyade kız çocukları bir yerinme duygusu. Yani Allah Resulü'nün son erkek evladı İbrahim vefat ettiğinde onun için Resulullah'a ebter, soyu kesik dediler. Çünkü hep soyun erkekle devam etmesi gerektiği anlayışı hakimdir. Ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın soyu Fatma annemiz de kızıyla devam etmiştir. Yani kız ve erkek gibi bir ayrım olabilir mi? Bakın bugün hala Batı Anadolu toplumlarında
kız çocuğu doğurduğu için eşi tarafından dövülen, toplumda tahkir edilen anneler hala yok mu kardeşler? Var. Hala var. Yani müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Meleğin bir kadın formuna sokulma algısı, Yahudilerin Üzeyir Allah'ın oğlu demeleri, Hristiyanların İsa Allah'ın oğlu demeleri, bak tipik küfür, ehli küfürün Allah'a nispet ettikleri hususlar. Şimdi bizde cinsiyet ayrımcılığına girmeden, pozitif ya da negatif hiçbir alana girmeden, Tevbe suresi 71'de Rabbimiz ilahi evrensel bir beyannamede bulunmuştur. Nedir o? Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirinin velisidirler. Ölçü açıktır. Şimdi bizde gelenekten süre gelen ve yoruma dayalı birçok hususlar gündeme gelmiştir. Kadın peçe takmalı mıdır? Yüzü göstermek haram mıdır? Kadının sesi haram mıdır? İşte kadın bir erkeğe selam verebilir mi? Şimdi bir sürü yorumlamalar yapılmışlardır. Fakat bunlar genellikle Kur'an ve sünnet bağlamından ele alınmaktan ziyade çoğu zaman birileri alabildiğince işi şerazenin dışına çıkartırken birilerinin de alabildiğince işi sulandırıp gevşettiğini görüyoruz. Yani her zaman ısrarla söylediğim bir kavram var. Bunun altını doldurmamız lazım. Mahremiyet bilinci. Şimdi siz bugün Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorsunuz. Ey kapitalist zalimler, ey liberal zalimler. Niye kutluyorsunuz Dünya Kadınlar Günü'nü? Çünkü kadınları sömürdünüz. Araba satıyorsun, kadın var. Lastik satıyorsun, kadın var. İşte inşaat yapıyorsun, kadın. Ne alakası var? Ve maalesef aslında bu algı, yani erkeğin baskıncı, totaliter, feodal, ataerkil anlayışından üretilen bu algı süreç içerisinde batıl bir kadın örgütlenmesinin oluşumuna sebebiyet vermiştir. Bunun adı da feminizmdir. Ve iş öyle sulandırılır bir boyuta geldi ki biliyorsunuz işte şu an kadın müftüler, hatta kadın imamlar subhanallah erkeklere namaz kıldırıyorlar. Yani bir denge kuramıyor sanki. Yani işte kadın erkek beraberce namaz kılabiliyor. Erkeklerin yapması gereken işleri kadınlara yaptırmaya çalışıyorlar. Yani aslında bunun din boyutuyla da bir farkının olmadığı gibi bir anlayış üretmeye çalışıyorlar. Bakın erkeklerin kıyafetini kadınlar, kadınların kıyafetlerini erkekler giyiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'dan bir hadisi lanet olarak zikredilir. Erkeğe benzeyen kadına, kadına benzeyen erkeğe. Niye? Fıtrattan kopuştur. Ama çok affınıza sığınıyorum. Bugün kendi cinsine ilgi duyan, homoseksüel olan, lezbiyen olan insanların bu bireysel tercihidir. Normal görülmelidir. Özgürlüktür. Adı altında geçmiş toplumda bir kavmin helak olmasına sebebiyet verilen, Allah'ın Resulü'nün lanetlemiş olduğu fıtratı ve nesil emniyetini bozan bu fiil, bu uygulama toplumsal, bireysel, özellikle bir tercih algısı haline dönüştürülüyor. Şimdi bu nasıl olabilir? Şu an Avrupa toplumlarında erkeğin erkekle, bayanın bayanla evlenme gibi mahkemeye müracaat ederek başlattıkları resmi işlemler var. Siz hangi kadının hakkından bahsediyorsunuz? Şimdi düşünün, bir kadın kendi fıtratını koruyamazsa, Allah Resulü Aleyhisselam ne demişti? Kadınlar sizin emanetinizdir. Emanetlerinizi korumaya çalışın. Bir erkek kadınını çalışmaya zorlayamaz. Bir erkek kadınını Kur'an'da anlatılan o hususlar süreç işlemeden dövülemez. Resulullah Aleyhisselam hiçbir hanımını dövmemiştir. Hatta değil dövmek sözüyle dahi tahkir edici, incitici tarihte bir ifadesine denk gelmiyoruz. Çünkü kadın yaratılış olarak, fıtrat olarak sahiplenmeye, yönlendirilmeye, korunmaya muhtaç olan bir varlık. Ama bir bütünün iki parçası gibi
birbirini tamamlıyor. Sekinet buluyorlar, birbirlerinin libası oluyorlar, birbirlerinin takvası oluyorlar, dini tamamlıyorlar tabiri caizse, eksik olanlarını tamamlıyorlar. Şimdi biz İslam ülkeyi içerisinden bakmamız gerekiyor. Ama iş hangi boyutlara geldi kardeşler? Falan Osmanlı padişahı 13 yaşındaki oğluna 13. yaş günü olarak 13 tane cariye hediye ediyor. Subhanallah. Belki de yarın ahirette hiç tahmin edemediğimiz insanlar ve anlayışlar cinayetten, zinadan çok büyük hesaplarla Allah'ın huzurunda büyük hesaplar verebilecek durumda görebiliriz. Ama toplumsal bir algı var ya, o furyaya kaptırmış gidiyoruz. Şimdi insani basit bir denklem vardır. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Allah Resulü'nün hadisinde de şöyle biraz formüle edilmiştir. La yukmunu ehadukum hatta yuhubbe li ehihi ma yuhubbe li nefsi. Kişi kendi nefsi için istediğini kardeşi için istemediği sürece iman etmiş olmaz. Kamil ifadesi geçmiyor. İman etmiş olmaz diyor. Şimdi bunu mef'ulü muhalifinden okuduğumuzda kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmayacağız kardeşler. Bu temel bir değerdir. Herkes için de bu böyledir. E şimdi sen falancayı satıyorsun parayla. E bak bizim şu anda bacılarımız, mümin annelerimiz, bizim kızlarımız Farisi, Alevi, zalim, mücrim, kafir insanların hapishanelerinde işkence görüyorlar. Kim verecek bunun hesabını? Ha, kimsenin umurunda değil. Bir değil, üç değil, beş değil kardeşler. Yüzlerce şu an mümine hanım İslam devleti var diye götürüldü. Kocalarının akıbetinin durumunun ne olduğu belli olmayan yüzlerce binlerce insan, hanım kardeşlerimiz orada zalim mücrim kafirlerin esareti altında, açlık altında, işkence altında, tecavüz altında ne olacakları, akıbetlerinin ne olacağı konusunda kimsenin bir bilgisi yok. Ne oldu? Kim verecek bunun hesabını? Bu insanların travmaları, o çocukların Allahu alem en az çeyrek asırı alır. Bunun hesabını kim verecek? Bu iş kolay işler değil. Bakın kardeşler, hepimizin çocukları var. Kızlarımız var, oğullarımız var. Bacılarımız var, analarımız var. Her şeyi adalet, fıtrat, emanet, ahlak içerisinde, mahremiyet bilinci içerisinde düşünmek zorundayız. Sen bugün kadını bir meta, bir sömürü malzemesi haline getirmişsin. Ey alçak batı! Yani ne yapacaksın? Anneler günü, sevgililer günü, kadınlar günü. O günlerde kapitalizm çiçek satacak, hediyelik takı satacak, gümüş satacak bir şeyler üretiyor. Yani sürekli kutsallar üretiyor, sürekli bayramlar üretiyor, sürekli günler üretiyor. Bunu üretmesindeki amaç ne? Kendi malını pazarlayabilmek, ajitasyon üretebilmek. Peki bugün çok affınıza sığınarak söylüyorum. Özellikle uzak doğu diye tabir edilen Tayland'a batılı kafirler, zengin iş adamları 12-13 yaşında, 11 yaşında kız çocuklarıyla zina etmek için oralara gezi ve seferler düzenliyorlar. Hiç gündemde var mıdır bu? Yoktur. Yine affınıza sığınıyorum. Bugün çocuk pornosu denilen bu mücrim fiil, bu alçakça olan anlayışlar dünyadaki şu an izleyici ve ilgi alanının ne kadar olduğunu kim ne kadar tespit edebiliyor? Bakın kardeşlerim, öyle Dünya Kadınlar Günü'nü çiçeklerle,
romantik sözlerle kutlamakla ihya etmiş olmuyoruz. Bizim için öyle bir günle, bir saatle, bir takım zalimlerin belirlediği algılarla ihya edeceğimiz hususlar değildir. Bugün mümin ailelerin kız çocukları cahiliye kıyafetine bürünmüş vaziyetteler. İşte çocuğumuz okusun deniliyor. Arkadaşı, ortamı, bulunduğu yaşam, örtüsü, hocaları takip edilmiyor. Yani ne oluyor? Yani senin çocuğun üniversiteyi bitirip diploma alınca ne olacak? Sen ahlaklı, ahiret bilinciyle muttaki ve mümin olarak yetiştirebiliyor musun? Ahirette bundan hesaba çekileceksin sen. Oğlunun, kızının hangi üniversiteyi, hangi akademiyi, hangi koleji bitirip bitirmediğiyle değil. Bunlar bir kariyer, bunlar bir etiket, bunlar insanların oluşturdukları sahte ünvanlar. Allah katında bunların hiçbir pratik karşılığı yok. Ha bunu söylerken kız ya da erkek çocuklarının okumasına karşı geliyor değiliz ama cahiliye ortam ve algılarından arındırarak, İslami bir kimlik kazandırarak ve ahiret planlaması yaparak bunlara dikkat etmek zorundayız. Bugün artık mümin ailelerde bile kariyer planlaması ahiret planlamasının önüne geçmiş bir vaziyette. Canına tükürün kariyer planlamasının. Nedir ki bu? Sen çocuğunu Allah'tan korkarak yetiştirebiliyor musun? Hakikaten onun bilincine, dostuna, örtüsüne, arkadaşına, ibadetine, yediğine, içtiğine dikkat ettirebiliyor musun? Sen eğer bir şey bırakacaksan bunu bırak kardeşim. Vallahi geride bırakacaksın mallar, paralar, binalar ona hiçbir fayda sağlamayacak, sana da bir fayda sağlamayacak. Sadece 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl belki biraz zevki sefa içerisinde rahat bir yaşam sürecek. Biz bunun için dünyaya gelmedik ki. Allah bunu emanet olarak söylüyor. Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun diyor ehlinizi, sevdiklerinizi. Nasıl koruyacağız? Yani biz sadece kendi insanımızı mı, kendi çocuklarımızı mı? Elbette ki yeryüzünde gücümüzün yettiği her ifsat ve cürüm alanlarına müdahale etmek zorundayız kardeşlerim. Biz müminiz. İfsada karşı ıslahı, fesada karşı, zulme karşı ihyayı hayata geçirmek zorundayız kardeşlerim. Yani yoksa duygusal ajitasyonlarla bu iş olmaz. Görüyorsunuz işte. Devletin aileden sorumlu kadın bir bakanı var, ismini hatırlamıyorum, önemli de değil. Zina hayatı yaşayan iki tane şarkıcı, erkek kadını biraz darp etmiş. Bunu tutuyor, arıyor, geçmiş olsun diyor, arkandayız diyor, takipçisiyiz diyor. Ha mazluma sahip çıkıyor. Peki şu an zinaya zorlanan, çoluğunun çocuğunun evinin kirasını temin edemeyen, baskı altında tutulan, Allah korusun değişik günahlara zorlanan insanları kim hesabını soracak? Lütfen bu Suriye ve Irak zindanlarını gündem yapalım. Orada yüzlerce, binlerce bacılarımız, kardeşlerimiz var kardeşler. Ha bununla alakalı gücümüz neye yeter? Bununla alakalı bazı düşüncelerimiz olacak. Gelişmeye göre bilgilendirebiliriz ama en azından hiç olmasa kalbimizden dualarımızı ve bu duyarlılığımızı yitirmeyelim. Eşlerimize, çocuklarımıza, sadece kız çocuklarıyla da alakalı söylemiyorum bunları. Alabildiğince bu bilinci ve şuuru, bu sorumluluğu kuşanmamız gerekiyor kardeşler. Elbette ki baskıcı olmayalım, totaliter olmayalım ama hiçbir kimseyi de kendi haline, keyfine de bırakacak durumda değiliz. Meşru ölçüler içerisinde belirli yaptırım haklarımızı da kullanmamız gerekiyor. Eğer bir kadın istismarından, bir kadın günü kutlamasından bahsedilecekse, bu alçak batının üretmiş olduğu cinayetlerle, katliamlarla, zulümlerle yüzleştirilmelidir. Bugün Amerika'da, Irak'ta, Afganistan'da, Yemen'de, Suriye'de yüz binlerce kadın ve çocuklar öldürülmüş, yurtlarından sürülmüş, işkence, tecavüze uğramışlardır. Ey alçak batı, hangi kadın haklarından bahsediyorsunuz? Ey onların yardakçısı olan zalimler,
Hangi kadın haklarından bahsediyorsunuz? Allah bizi zulme karşı dirayetli olanlardan eylesin. Hem ayrışan, hem tavır koyan, hem mücadele eden, hem de onu ortadan yok edip adaleti ikame edenlerden eylesin. Zalimlerden ve kafirlerden, münafık karakterlerden her yönüyle teberri edip mümin bir şahsiyet ve izzetli bir kimlikle sorumluluğunu kuşananlardan eylesin. Vesselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.